Tamam. Tam İyi recording. akşamlar. Ben doçent doktor Selçuk Nazik, Kahramanmaraş Türk İmam Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda o Mart ayının başından beri hem ilde hem de üniversitenin COVID-19 Genel Koordinasyon Başkanlığı'nı yapıyorum. Bugüne kadar biz 3000'den fazla hasta takip ettik, taburcu ettik. İyi ettiklerimiz de var, ölenler de var. Bu paylaşımı Hakan abim sayesinde hani bir paylaşımda bulunalım. En azından hani bir nebze bir katkımız olur diye böyle bir sunum yapalım diye konuştuk. Sunum interaktif şekilde olacak. İsteyen sorularını biriktirip sonda da konuşabiliriz. Arada da isteyen sesini açıp herkes açabilir. Soru sorabilir. Anlık cevap da verebiliriz. Mümkünse herkes not alırsa iyi olur. Çünkü hastayı yatışından çıkışa kadar ya da yoğun bakıma devre kadar bir sunum anlatacağım. Öncelikle size zaten bir hastayı yatırıyor musunuz diye sormayacaklar bölümümüz itibariyle. Diyecekler ki bu hastayı sizin kliniğinize yatırdık. Kliniğe yatan hastalar genelde ilk dönemde bize geldiğinde işte şikayetlerin birinci günü, ikinci günü şeklinde geliyordu. Ama o kadar çok vaka var ki hastalar genelde PCR pozitifliği olup tedaviye başlandıktan şu anda 5. 6. günde kötüleştikten sonra geliyor. Yani bize gelen hastaların neredeyse tamamı pnömonisi olan, satürasyonu 95'in altına düşmüş, genelde de komorbid durumu olan hastalar geliyor. Bu hastalar geldiğinde biz bu hastalara zaten Favipravir dediğimiz bir ilaç var, antiviral ilaç. Şu anda elimizde Türkiye'de iki tane ilaç var, antiviral. Biz bunlardan birini başlıyoruz. Bakanlık ikisini de başlayabilirsiniz diyor. Birinci ilaç bildiğimiz Plaquenil. En baştan beri kullandığımız ilaç. Plaquenil biliyorsunuz hidroksiklorokin aslında sıtma ilacı olarak biliniyor kendisi. Ancak bazı yan etkileri olması sebebiyle çok da hani kullanılmadı. Hatta New England Journal'da çıkan bir yayından sonra da ülkemizde biraz daha gündemin alt taraflarına doğru ilerledi. Çünkü çıkan yayın şunu diyordu. Plaquenil yani hidroksiklorokinin hastaların tedavisinde etkin olmadığı gösterildi diye. Necmi'de yayın çıkınca biraz geriye düştü. Ben Nisan ayından beri hastalarıma Plaquenil vermiyorum. Bunun yerine Favipravir veriyorum. Bir virüs içeri girerken önce bir soyunma oluyor. Soyunma olduktan sonra RNA polimerine kalıyor. Sonra protein üretip çıkıyor. Yani bu tüm virüsler için genel olarak böyle. Burada Favipravir RNA polimeraz üzerinden inhibisyon yapan bir ilaç. Ve bakanlık elinde iki tane ilaç var. Birisi Plaquenil, diğeri de Favipravir. Ben tüm hastalarıma Favipravir başlıyorum. Favipravir'i başlarken de 2x8 tablet yükleme, 2x3 tablet idame, 200 miligram tabletleri var bunun. Ve tedavi süresi olarak bakanlık önce 5 gün olarak belirlemişti ama biz 10 güne kadar uzatıyorduk. Biz maksimum bu ilacı 10 gün veriyoruz. 10 günden daha fazla antiviral ilaç vermiyoruz. Sebebi de şudur antiviral için. İlk 7 günde aslında viral etkinliği virüsün etkilerinden dolayı akciğer parenkiminde hasar olduğunu biliyoruz. Daha sonraki süreç daha çok inflamatuar bir süreç. Onun için birazdan anlatacağım. En başta vermeyin dediğimiz steroidleri de bu süreçte kullanmaya başladık. Antiviral olarak bir de remdesivir diye bir ilaç var. Remdesivir bizim ülkemizde var. Çok kritik hastalarda, oral alamayan hastalarda uyguladığımız bir tedavi modalitesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde birinci sırada kullanılan ilaç Remdesivir'dir. Remdesivir de Favipravir gibi RNA polimerazı inhibe eden bir ilaçtır. Şimdi bizim hastaya ilk vereceğimiz ilaç belli oldu. Bir antiviral başladık. Başlanmadıysa bile mutlaka bunu buradaki ekibin görüp başlaması gerekiyor. Birinci ilacımız antiviraldi. Bir şekilde başladık. Hangisini verelim? Ben Favipravir'i tercih ediyorum ama bakanlık der ki ve veya der. Plaquenil ve veya Plaquenil'de 2x200 miligram tablet şeklinde dozu var. İkisini kombine ver diyenler de var. Tek başına vermenin de bir zararı yok.
Hatta bana göre karlı diyebilirim ilaç yükünü azalttığı için. İkinci ilacımız bu hastalıkta en önemli gördüğümüz komplikasyon venöz tromboli. Bildiğimiz gibi bir arteriyel bir venöz tromboli var. Aramızda cerrahlar var. Benden emboliyi eminim ki daha iyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Biz venöz tromboembolinin tedavisinde Kleksan öneriyoruz. Kleksan'ı da verirken bazı cut-off'lar var. D-dimer bakıyoruz. D-dimer eğer 1'in altındaysa günde bir defa veriyoruz. Eğer 1'in üstünde ise günde 2 defa veriyoruz. Bunu da kiloya göre ayarlıyoruz. Genelde 1 çarpı 0,4. İşte kilo durumuna göre 70'in üzerinde ise 0,6'ya kadar çık. Çok kiloluysa 100 kiloyu geçen vakalarda da 8'e kadar 0,8'e kadar çıkıyoruz. Yani ilk 1'in altındaysa kiloya göre 1 çarpı 0,4, 1 çarpı 0,6 ya da 1 çarpı 0,8 dozunda veriyoruz. Eğer 1'in üstünde ise o zaman Kleksan'ı 2 çarpı 0,4, 2 çarpı 0,6 ya da 2 çarpı 0,8 dozunda veriyoruz. Eğer ki Edilemiyor. kişi 70 kilo civarında 0,4, 2 çarpı 0,4 başladık ama D-dimer işte 1'de 5 oldu, 7 oldu, 10 oldu, 20 oldu. Yani bir emboliye yatkınlık iyice artıyor diye düşünerekten bunun dozunu 2 çarpı 0,6 ya da 0,8'e çıkmanızda sakınca yok arkadaşlar. Bunun Bak. dışında bir de tromboliz diye bir ilaç var, dipiridamol. Bu da komorbitesi olan kilolu hastalarda 2 çarpı 75 miligram ek olarak verilebilir. Ama primer ilacımız burada Kleksan olacak. Yani düşük molekül ağırlıklı heparinle gitmeyi öneriyor bakanlıkta. Kılavuzu okuduğunuzda da bunu çok net şekilde göreceksiniz. İkinci ilacımız da bu ilaçtı. Üçüncü ilacımız antibiyotik. Ya bu bir virüs. Niye antibiyotik veriyoruz diye düşünebilirsiniz. Yatan hasta popülasyonunu gördüğümüz zaman genelde 50 yaş üstü, hatta 60 yaş üstü şu anda belki ve komorbid durumu olan kişiler. Bunlar zaten 7 gün kadar antiviral ya da 5 gün kadar antiviral almış. Hipertansif, diyabeti olan, ek hastalığı olan, immünsüpresyonu olan kişiler ve akciğer parenkimi hasarlanmış. Ve siz bu kişileri bir şekilde hastaneye yatırıyorsunuz. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlara açık hale getiriyorsunuz. Biz burada bir çalışma yaptık. Çalışmada COVID nedeniyle yatan hastalarda sekonder bakteriyel enfeksiyon olarak hangi bakteriler oluyor? Bir de normal yatanlara baktık. Normal yatanlarda sekonder bakteriyel enfeksiyon biraz daha fazla çıktı. Mikrobiyolog arkadaş ya dedi bu nasıl olur? Dedim ki hocam biz gelen her hastaya enfeksiyon olmasın diye üzerine antibiyotik veriyoruz. Dolayısıyla biz bunu baskılıyoruz. İyi ki de baskılıyoruz. Çünkü zaten immünitesi kötüleşmiş bir kişi de viral bir enfeksiyon varken üzerine bir de bakteriyel bir şeyin binmesi zaten onu makrofaj aktivasyon sendromu ya da sitokin fırtınası diye birazdan anlatacağım yöne doğru yönlendirecek. Onun için bizim tespitimiz böyle çıktı ve yorumu da bu şekilde yazdık. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Yani ters çıktı biraz. Sebebi de biz antibiyotik verdiğimiz için diye düşünüyorum. Antibiyotik olarak ne verelim? Antibiyotik olarak farklı şehirlerde farklı yaklaşımlar var. Hatta bakanlık en başta azitromisin verelim diye plan yapmıştı. Ancak azitromisin ve plakuanin ikisi de QT'yi anlamlı derecede uzattığı ve aritmiye sebep olduğu için biraz şeyden çıkardılar. Algoritmadan çıkardılar. Biz şu anda hastalarımıza kinolon veriyoruz. Hani kinolonlarda çok böyle güvenli ilaçlar mı? Bunlarda kardiyak yan etkileri var mı? Birçok yan etkileri var ama yan etkileri dikkat ederekten biz başlarken levofloksacin başlıyor. 4 kuşak kinolon var. 3. kuşak kinolon olan levofloksacini veriyoruz. Olmadı. 4. kuşak kinolon olan Avelox 1 çarpı 400 miligram Bir tane. moksifloksacin var içeriğinde. Bu da verilebilir ki bu bildiğiniz gibi böbrek doz ayarı olmayan bir ilaç. Bu da antibiyotik olarak 3. ilaç olarak yerini alacaktır. 4. ilacımız mutlaka bu hastalarda bir mide koruyucu vermeyi planlıyoruz. Mide koruyucu ile ilgili yapılan çalışmalar var. Burada famotidin var içerisinde. Aşk reseptör blokörlerinin
PPI'lere göre biraz daha üstün oldu. Daha az yan etkilerinin olduğu ve daha etkin olduğu gösterilmiş. Biz hastanemizde Famodin 1x40 mg hastalarımıza başlıyoruz şu anda. Dördüncü ilaç olarak. Şimdiye kadar bir antiviral verdik. Kleksan'ı başladık. Antibiyotik verdik. Antibiyotik bu hastalarda mutlaka akciğer tutulumu oluyor dedim. Yani size gelen hiçbir hastanın BT'sinin temiz olduğunu görmeyeceksiniz. Çünkü hepsinde bir şekilde BT'de tutulum olacak. Bu hastaların BT'sinde de tipik olarak orta ve alt loblarda genelde periferal yerleşimli buzlucam danstellerini göreceksiniz. Bu hastalık için tipik bir görüntüdür. Farklı atipik görüntüler olmakla beraber bu çok tipik bir görüntü diyebilirim. Evet hocam, bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Şimdi bizim kliniğimize yatan hastanın akciğer tutulumu yoksa yatış endikasyonu yok mudur yani? Mutlaka akciğer tutulmak zorunda mı hastanın? Şimdi bu hastalarda akciğer tutulumu oluyor. Vardır. Yok. Ama yine de yatabilir miyim? Yatabilirim Selçuk hocam. Ya sen kısabiliyorsan Sevda'nın sesini kısabilir misin? Sanırım o bir görüşme yapıyor. Ben mesaj attım ama görmedi. Mikrofonu açık onun. Tamam. Kıstım Teşekkür ben. Ederim. Evet. Şimdi şöyle ki bu hastalık multisistemik bir hastalık. Yani akciğer, beyin, göz, işte ürolojiyle spermle bakıyoruz. Osman hocam da biliyor. Her yeri tutuyor. Ayak baş parmağını bile tutuyor. Hatta COVID toe diye makaleler var. Ciltte makülopapüler eripsiyon yapabiliyor. Birçok yeri tutuyor. Kaldı ki gebelerde de, hatta üzücü bir haber. Dün bir gebemiz doğum sonrasında COVID nedeniyle öldü. Yani her yeri, herkesi ilgilendiren bir hastalık. Multisistemik bir hastalık. Dolayısıyla başka nedenlerle de yatabilir. Mesela gebe olduğu için yatabilir bir kişi. Ya da kolesisti vardır. Akciğerinde ciddi tutulum yoktur. COVID pozitiftir. COVID kliniğinde yatar. Bunu genel cerrahiye yatıramıyoruz. Ya da ürolojiyle takip ettiğimiz hastalar oldu. Kateteri var. Üniversitem enfeksiyonu var. Yine de yatabilir. Başka kardiyak nedenlerle yatabilir. Sıklıkla perikardit, miyokardit gibi durumlar karşımıza çıkabilir. Böyle durumlarda da yine yatış olabilir. Ama şunu söyleyeyim ki bu hastalarda %90 akciğer tutulumu olur yani. %90 diyorum, çok yüksek bir oran yani. Tamam. Bir de aspirin kullanmıyoruz. Yani bu herkes dışarıda aspirin kullanıyor normal hayatta kendisine. Bunun koronavirüste bir etkinliğine dair eğer bir komorbiditesi yoksa kalp etmezliği gibi bir anlamı yok. Doğru anladım değil mi? Evet. Şimdi şöyle, aspirin daha çok kalp yetmezliği ya da kardiyak problemleri olan, diyabeti olan, komorbid durumu olan 65 yaş üstü hastalarda öneriliyor. Yani o normalde kardiyologlar da öneriyor. Ama biz bunu venöz tromboemboli değil, başka nedenler için öneriliyor. Bizim burada önerdiğimiz şey Kleksan. Yani olmazsa olmazı bunun Kleksan. Kılavuzda da hep bunu göreceksiniz ama ASA'yı verelim mi? ASA'yı komorbid durum var ise verilebilir diyebilirim. Eve çıkarken ASA komorbid durum varsa verilebilir. Kleksan'ı da eve çıkarıyorsak en az 3 hafta 4 hafta devam etmesini önereceğiz. Çünkü geç dönemde şunu duyuyoruz. Doktor tedavi oldu, eve gitti. İkinci haftada işte MI'den öldü, şundan öldü, evde ölü bulundu. İşte bunların hepsi emboliye sekonder ölümler oluyor. Dolayısıyla Kleksan'ı mutlaka bu hastalara öneriyoruz. Beşinci ilacımız da steroid. Steroid bu hastalığın başında kesin kontraindike diye kılavuzda yazıyordu. Bu şu anda en ekonomik antiinflamatuar tedavi olarak karşımızda steroidler var. Steroidlerle ilgili çeşitli çalışmalar var. İşte 20 mg, 40 mg, 80 mg'ı karşılaştırıp anlamlı fark bulmayanlar var. Ama ülkemizde son zamanlarda özellikle pas steroid gündemde. Pas steroid şu demek, 250 mg ve üzerindeki tüm steroid dozları pas steroid olarak adlandırılıyor. Bu 250, 500 ya da 1 gram olması bir şey değiştirmiyor. Biz burada ilk hastayı, ilk pas steroidi Sağlık Bakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı'nın direkt
bizi arayarak, yani cep telefonumu arayaraktan bir doktoru takip ederken bize verilmesini önerdiler. Biz aslında çekindik. Yani ben o dönemde başka bir ilaç vermiştim. Ama onların isteğiyle doktor beye de imza alaraktan steroid verdik ve hastamız düzeldi. Bir kardiyologtu kendisi. Yaklaşık 32-33 gün yattı. Tamamen düzeltip kendisini, Eren hocamızı taburcu ettik. Daha sonrasında da Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı COVID-19 erişkin hasta yönetiminde algoritmanın içerisine steroidi mini pas ve pas şeklinde dahil ettiler. Steroid vermemizin ne avantajı olabilir? Steroid bildiğimiz gibi arachidonik asit metabolizmasını en tepeden kesen bir ilaç. Ve böylece hem prostaglandinleri, hem prostasiklinleri, hem interlökinleri her aşamada en tepeden inhibe etmiş oluyoruz. Ve bu sayede eğer sitokin fırtınasına bir gidiş varsa bunu durdurmaya bir elimizde emniyet sübabı olarak duruyor ve biz bunu kullanıyoruz. Şu anda yatan her hastaya, akciğer tutulumu olan her hastaya biz steroid başlıyoruz. Steroidle ilgili hastanenizde farklı algoritmalar olabilir. Ama hastaya 1 mg kilogram metilprednizolon verilebilir ve bu genelde 5-7 gün gibi bir sürede azaltılarak kesiliyor. Biz de burada 80 mg'dan 250-500 grama kadar çıkıyoruz. Peki neye göre hastalara steroid veriyoruz? Biz yatırdığımız hastalarda mutlaka ama mutlaka BT'sine bakıyoruz. BT'sindeki tutulum oranı bizim için çok değerli. Bir de bunun yanında 4 tane önemli kötü prognostik faktörümüz var. Buna şimdi 5.'si de eklendi. BT'ye bakarken buzlu cam oranına bakıyoruz. Bu kabaca bir değerlendirme. Akciğerlerin yüzde kaçı tutulmuş? Akciğerlerin eğer %80'i 90'ı tutulmuş, genç hasta, komorbitesi yok, bu hastalara 1 grama kadar steroid veriyoruz. Bu 1 gram steroidi 3 gün kadar verdikten sonra yarılandırarak dozları azaltıp 80'e, daha sonra da toplamda 12-13 günde olacak şekilde pas verdiğimiz hastaların steroidini kesiyoruz. Burada BT'de akciğer tutulumunun miktarı önemli. Tabii bu kısmı siz tek başınıza karar vermeyin. Yani burada mutlaka göğüs hastalıkları hocalarımızdan ya da enfeksiyon hastalıkları hocalarımızdan ya da anestezideki hocalarımızdan destek almakta fayda var. Kalkıp bir anda bir hastaya 1 gram steroid vermek sizin primer işiniz olmasın. Siz mutlaka bunu konsülte edin. Ama baz olarak siz bir antiviral, bir kleksan, bir antibiyotik, bir famodini mutlaka başlayın. Yoksa eksikse bunları ekleyin. Ve steroidi başlayacaksanız 1 mg kilogram dozunda 80 civarında başlayabilirsiniz. Ama daha yüksek dozlarda mutlaka ama mutlaka ilgili branşlardan hukuki bir problem de olmaması adına konsültasyon yapmanızı öneririm. Şimdi BT'de benim yaklaşımımı anlatayım ama yine size %80 tutulum var. Genç hasta, diyabeti yok, tansiyonu yok. 40 yaşında hasta. Bu hastaya ben 1 gram steroidi 3 gün veriyorum. 3 gün 500 veriyorum. 3 gün 250 veriyorum. 80'e düşüyorum. Sonra 8. 10. günde genel durumu toparlayınca kesiyorum. Eğer akciğeri %50 tutulduysa 500 veriyorum. %50 ile 10 arasında tutulduysa 253 gün veriyorum. Sonra 80'e düşüyorum. 5-7 günde azaltarak kesiyorum. Ama dediğim gibi siz baz olarak 80 mg steroid başlamanız bence yeterli olur. Bunun üstünü mutlaka konsülte ediniz. Peki şimdi bir de kötü prognostik faktörler var dedim. 4 taneydi, 5'e yükseldi dedim steroid gelince. O iş 5'e çıktı. Birincisi CRP. CRP değeri, CR aktif protein aslında hepimizin kullandığı, enfeksiyonda kullandığımız bir parametre. Bu değerin 50'nin üstüne çıkması kötü prognostik bir faktör. Ferritin diye bir değer var. Ferritin de bildiğiniz gibi akut faz reaktanıdır. Bu değerin 500'ün üzerine çıkması kötü prognostik faktördür. 10 dakikamız kalmış. Bitince tekrar link atacağım. Soru cevap yapmamız gerekecek çünkü. DRP ferritinin dışında üçüncü parametremiz tam kan sayımı içerisinde yer alan lenfosit sayısı. Şimdi
lenfosit bu hastalarda aslında lenfomonositoz olur virüs enfeksiyonlarında. Bu hastalıkta ilginç bir şekilde lenfopeni oluyor. Lenfosit sayısı 800'ün altına düşmesi kötü prognostik faktör. 3 etti. Dördüncüsü ise D-dimer'dı. D-dimer'ı söylemiştim. Normalde 0.55'tir değeri. Birin üstüne çıkması kötü prognostik faktör. Ne kadar yükselse o kadar kötü. Dolayısıyla D-dimer'ı da takip ediyoruz. Bu 4 parametreyi ben kendi hastanemde takip ettiğim hastalara 2 günde bir bakıyorum. Çünkü bu hastalar anlık solunumsal paterni bozulabilen, emboliyle seyredebilen hastalar olduğu için bunları 2 günde bir görmeyi öneriyorum. Maksimum 3 gündeyim. Yoğun bakımdaki hastalarda her gün görüyoruz. Serviste ben 2 günde görüyorum. Bir parametre daha var. ProBNP. ProBNP'yi duymuşsunuzdur. Kalp yetmezliğinde kullanılan bir parametre. Özellikle steroid verdiğimiz hastalarda yüklenme bulgularını arttırabileceğimiz için mutlaka ProBNP'nin takip edilmesini öneriyoruz. Burada 600'ün üzerine çıkması bizim için kritik bir eşik olarak değerlendirilebilir. ProBNP'si yükselen hastalarda mutlaka göğüs hastalıkları ya da kardiyolojiden bir diüretik verelim mi diye mutlaka destek almakta fayda var. Çünkü bu hastalar steroid verirken eğer beslenmelerine dikkat etmezlerse yüklenme bulguları oluşur ve hastayı iyi edim derken solunum paterninde bozulmaya neden olabilir. Ki hasta böyle fokur fokur bir ses gelir yanına yaklaştığınızda. O zaman bu hastalara diürez yapmak gerekir ki bunu da hani LASIX diyebilirsiniz. AÇT takibi koyabilirsiniz. Ya da ilgili dahiliye, nefroloji olur. Kardiyoloji ya da göğüs hastalıklarıyla irtibat halinde olmakta fayda var. Şimdi hasta yaptığında aslında Hakan Hocam söyledi. İlk yaptığında ben şunu yaptırıyorum. Beşer dakika pozisyonlarına göre en uygun pozisyonu buluyoruz. Ondan sonra en uygun satürasyonu neredeyse o pozisyonda kalmasını öneriyoruz. En uygun pozisyonu aslında prone pozisyondur. Çünkü akciğerin arka tarafta piramit gibi düşündüğümüzde yukarının açıkta kalması, hasarlı bölgenin havada kalması, oraya baskı yapılmaması, alttan karşıdan baskı yapılması tedavi başarısını arttırdığı gösterilmiş. Benzer şekilde hastanın sağ akciğeri daha fazla tutulduysa tutulan akciğerini yukarıda tutacak şekilde sol tarafına yatmasının daha faydalı olduğu görülmüş. Ve bunu yatırırken de şezlong pozisyonuna getirmeyi unutmamak lazım hastaları. Peki takipte baktık hastanın CRP, ferritin, lenfosit, D-dimer değerleri bir gün sonra baktığımızda kötüye gidiyor. Ne yapalım? İşte buna biz bunlar kötü prognostik faktörler ya. Bunlarla beraber kişinin satürasyonu bozulmaya başlar yükseldikçe. Ve makrofaj aktivasyon sendromu ya da stokin fırtınası diye dediğimiz tabloya ilerler. Eğer ki kişi bu seviyeye doğru ilerliyorsa bu kişinin de satürasyonları düşmeye başlayacaktır. Biz oksijen olarak kişilere ya nazal kanül ya da rezervuarlı oksijen veriyoruz. Ama biz kendi hastanemizde şu anda iki cak var ya, iki cakın birine rezervuarlıyı takıyoruz, birine nazal kanülü takıyoruz. Ondan sonra oksijeni iki taraftan veriyoruz ve bu şekilde oksijen değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Tüm bunlara rağmen hasta kötüye gidebilir ve yoğun bakım ihtiyacı olabilir. Sizin için yoğun bakıma gidecek bir hastanın belirlenmesinin en önemli parametresi, siz 5 litre oksijen verirken buna rağmen satürasyon değeri 90'ın altında seyrediyorsa bu hastanın artık yoğun bakım ihtiyacı var demek. Bu hastaya şunu yapabilirsiniz. Nazal kanül oluyorsa rezervuarlı takarsınız, biraz da arttırırsınız. Hastaya en iyi pozisyonunu biliyorduk, prone'du diyelim. Prone'a çevirirsiniz. Buna rağmen satürasyonu hala 90'ın altındaysa bu hastayı mutlaka yoğun bakım konsültanı ile yoğun bakıma devir için danışmanız lazım. Yoksa bu hasta kliniğinizde ölebilir. Ya da arrest olabilir. Size en önemli yön gösterecek şey satürasyondur. Onun için satürasyonu yakın takip etmenizi öneririm. Makrofaj aktivasyon sendromu ya da stokin fırtınası dediğimiz şey, işte bu kötü prognostik faktörlerin daha kötüye gitmesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada steroid arajitinik asit metabolizmasını inhibe ediyor demiştim başlangıçta. Bir de
interleukin 1 ve interleukin 6 var. Hani ateş mekanizmasını da hep hatırlarız. Interleukin 1, 6, TNF alfa, interferon gamma. İşte bu interleukin 1 ve 6'yı inhibe eden iki tane ilaç var. Birisi anakinra, birisi aktemra. Bu ilaçları siz başlayamazsınız. Ama fikir anlamında bu hastanın kötü prognostik faktörlerinin kötüye gittiğini ve ilgili branşlar bu enfeksiyondur, göğüstür, anestezidir ya da sizin hastanın için belki dahiliyedir. Buradaki konsültan hocalara ya bu hastaya acaba bir interleukin 1 inhibitörü anakinra ya da interleukin 6 inhibitörü aktemra, tosilizumab diye duyduğunuz ilaçtan versek olur mu diye fikir anlamında bir yönlendirme yapabilirsiniz. Bunu da sizin başlamanız zaten endikasyon olarak başlama şansınız yok. Bunları enfeksiyoncular ya da dahiliyecilerin kararıyla başlanıyor. Sadece fikir olarak sizde interleukin 1 ve 6 inhibitörü kullanabileceğinizi öneri olarak söyleyebilirsiniz. Gerçekten hocam bir şey sorabilir miyim burada? Bir de plazma tedavisi var sanırım en uygun yerdeyiz şu an. Çok popüler, belli bir sürü hastalığı geçirmiş, üstünden belli bir zaman geçmiş insanlardan plazma bulmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle bir şey algıladım, bir eklemeyle sorayım. Steroidle plazma sanki aynı anda kullanılmaz gibi, o senin dediğin steroid fırtınasından önce ve sonrası gibi. Acaba son 3 dakikada da yeni toplantıyı açana kadar onu cevaplayabilir misin? Tabii. Şimdi şöyle, immün plazmanın içerisinde hastalığı geçirmiş kişilerden alınan immünoglobin G'ler var. Ve sen bu immünoglobin G'yi getiriyorsun, hastayı veriyorsun. Bunu ne zaman verelim? Bunu bakanlık, yani bayağı popülerdi, herkesin WhatsApp durumunda görüyorduk. Artık daha az görür oldunuz. Çünkü bakanlık en son kılavuzunda dedi ki hastaların pnömonisi varsa bu hastalara immün plazma vermeyin. Niye vermeyelim? Onun sebebi şu. Biz hastalandığımız zaman ortalama 5-7 günde immünoglobin M ve immünoglobin A oluşuyor virüse karşı. Ve bu ilk 5-7 günlük sürede mevcut IgM ve IgA oluşmadan sen immünoglobin G'yi verirsen faydalı olursun kanaati oluştu. Ve biz neredeyse hiçbir hastayı bu aşamada yakalayamıyoruz şu anda. Hani yakaladığımız hastalar vardı. Şimdi yatan hastaları görenler varsa aranızda, hastaların tamamının pnömonisi var. Bu pnömoni olması demek en az bir hafta 10 gün geçmiş demek. Dolayısıyla pnömonisi varsa bir hastanın şu anda immün plazma verilmesi önerilmiyor. Hatta verirseniz immün plazmayı kendi geliştirdiği IgM ve IgA'nın yanı sıra sen IgG de verdiğin için burada ARDS tablosunu ağırlaştırabileceğin belirtiliyor. Dolayısıyla şu anda immün plazma eski değerini neredeyse tamamen kaybetti. Neredeyse hiçbir hastaya son 2 aydır immün plazma vermedim. Kaç hastaya verdim? Verdiklerimden erken dönemde verip fayda gördüklerim vardı. Çok dramatik bir şekilde fayda gören kendi sekreterim var. Erken dönemde verdim. 4. günde verdim. 5 ve 6. günde 24 saat arayla 2 ya da 3 doz verilebiliyor immün plazma. 2 doz verdik, sonra da taburcu ettik. Pnömonisi de başlamak üzereydi. Ama şu anda bakanlık immün plazmayı bu şekilde artık pnömonisi varsa önermiyor. Sebebi de budur. Hocam peki steroid kullanımını bu noktada ben kendimce niyeyse öyle bir şey oluştu bende. Steroid kullanımı da parenkim hasarı başladığında kullanılması anlamında bir ifade ediyor değil mi? Yani eğer hastanın kendi dokusuna immünoglobulinleri saldırmıyorsa, yani doku hasarına otoimmün zarar vermiyorsa bu noktada steroidin bir etkinliği yok mu? Ben yanlış mı düşünüyorum? Ja şöyle, steroidi biz bir hastanın solunum paterninde bozukluk varsa, hani koal evlenmede de hepimiz pratisyenliğimizde ya da acilde çalıştığımız dönemde vermişizdir. Burada steroidi vermemizdeki en önemli şey stokin fırtınasına gidişte bir engel oluşturmak. İki, bu iyileşirken fibrozis de iyileştiği için yüksek dozda verdiğinde fibrozisin daha iyi bir şekilde, akciğerin daha iyi bir şekilde iyileşmesini sağlamak için bilmiyorsunuz. Evet Selçuk Hocam, sen bize linki yollarsın şimdi. Çünkü her an kapanabilir. Ben hemen Google kaydedeyim. Yani ben bunu da kaydını şimdi açayım. Ben de otomatik oraya atmıştır diye düşünüyorum. Beklerken bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi bu plazma tedavisini hiç hastalık göstermeyen bizlere verilse
immünoglobulin olarak bizim için sağlıklı olur mu? Olur ama ne kadar süre sizde pozitif, yani ne kadar süre immünoglobulinin G'nin pozitif kalacağını bilmiyoruz. Yani siz yani aslında aşıda da benzer şeyler olacak. Ne kadar antikor oluşturacağını bilmiyoruz. Burada da verdiğimiz immünoglobulin G sizin vücudunuzda ne kadar süre pozitif kalacağını bilmiyoruz. Aslında fayda sağlar mı? Sağlar. Ama virüs gelmezse orada erir gider yani. Koruyucu olur. En azından yani mesela ay bunu alsak bu pandemiyi böyle geçirebilir miyiz? Çok aslında maliyetli bir şey. Onun için belki de bakanlığın vazgeçiş nedenlerinden biri de o. Yani immün plazmanın yanı sıra işte masa gittiğinde interleukin 1.6 inhibitörü demiştim ya. Yani oradaki tedaviler 12 bin euro falan kutusu. Burada bazı hastalara verdik anakine falan. Hani çok pahalı. Bunun yerine hem steroide yönlendirildi. Tüm dünyada da bir steroide karşı yavaş yavaş meyil arttı. Çünkü hem ekonomik hem etkin. Ama dediğin şeyi düşünülebilir. Varsa tanıdığın kan merkezinde şey yapabilirsin. Ara ara. Teşekkür ederim. Tanıdığın varsa. Ama gerçekten şu dönemde tanıdığının olması o kadar önemli hale geldi ki. Çünkü hastanelerde yer yok. Sizin hastanede de öyledir. Bugün beni meclisten AK Parti işte bir şeyi aradı. Bir yakınını yatırmışız işte teşekkür etmek için. Ama ben onun AK Parti'de ya da herhangi bir partide olduğu için değil, acile gelip sıraya girdiği için yatırdığım birisiydi. Teşekkür etmek için arayanlar oluyor. Çoğu kişi hani hastasını üniversiteye almak istiyor ilde. Ama çok da mümkün olmuyor. Yer yok çünkü. Herkese aynı şeyi söylüyoruz. Acilde 5 tane yoğun bakım hastası beklerken dışarıdan çok ciddi bir endikasyon yoksa, çok genç bakımı burada olmazsa olmaz diye düşündüğümüz kişiler varsa ancak onlar alınıyor. Onun dışında almıyoruz. Nasıl sayılır? Evet. 4 kişi kadar kaldı. Evet, herhalde 4 kişi ben alacağım aldım diye düşünmüş olabilir. Ben o zaman şimdi biz hastayı yatırdık. Bir tedavi protokolünde tedavi başladık. Takip ederken 2 günde bir bakacağımız değerleri belirledik. Bu hasta kötüleşirse yoğun bakıma ne zaman vereceğimizi belirttik. Yoğun bakımda yer olmadığı için siz ara yoğun bakım gibi nasıl çalışacağınızı az çok anlattım. İkili jack sistemi, bir rezervuarla bir nazal kanül ve hastaya prone pozisyon vermek sizin ara yoğun bakım gibi hastayı takip etmeniz demek. Çünkü bu hastanın bu haliyle satürasyonu 90'ın altındaysa artık o yoğun bakıma gider ve bir şekilde ya high flow cihazına ya non-invasive ya da entübasyona gider ki biz hastalarımızın entübe olmasını istemiyoruz. Çünkü entübe olan hastaların ekstübe olma oranı 1/8. Yani hastaya kendisini kesinlikle bırakmaması gerektiğini, bu işi başarabileceğini kulağına birilerinin fısıldaması gerekiyor. Mutlaka direnin, dayanın. Hani gereken yapılıyor. Biraz direnciniz yüksek tutun derseniz bu hasta yenilmeyecek bir hastalık değil diye düşünüyorum. Şimdi hastayı yoğun bakıma vereceğiz dedik ya, orada oksijenle ilgili bir bilgi vereyim. Şimdi %21 havada oksijen var. Her 1 litre oksijen de senin oksijenini 4 birim arttırıyor. Ve senin duvardaki oksijen sistemiyle sağlayabileceği maksimum oksijen değeri %50. %50'ye çıkabiliyorsun. Daha fazlası high flow oksijen nazal kanül cihazları var. O ya da ventilatör cihazı olacak. Dolayısıyla siz hastaya oksijen verirken ikisini full açsanız bile etkili olabileceğiniz değer %50'ye kadar çıkabilir. Ondan sonra zaten yoğun bakım ihtiyacı olacaktır. Peki hangi hastayı taburcu edelim? Hep yoğun bakıma verecek halimiz yok. Bazı hastaları da iyi edip evine yolluyoruz. O da bizi mutlu ediyor tabii. Geçen gün biri bir şey paylaşmış. Bakırcı Mehmet Uzun Usta'ymış ismi. İlgilenmişiz, iyi olmuş, çok güzel dileklerde bulunmuş. Çok mutlu oldum. Gerçekten hani birilerini iyi edip ondan iyi dilek almak, dua almak şu dönemde bence en değerli şey olarak görünüyor. Şimdi hastaların kötü prognostik faktörleri geldi. CRP'si hastanın 150. Antibiyotini başladık, antivirelini başladık.
oksijen desteği veriyoruz nazalden. Oksijenini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Hasta geldiğinde oksijeni oksijensiz 88, oksijenli 92, CRP'si 170, lenfositi 650, feritini 1500, D-dimer'ı 2. Şimdi ben bu hastaya tedavi başlıyorum. Birincisi Favipiravir almış mı diye sordum. Evet almış. Kaç gün almış? 5 gün almış. Ne zaman bırakmış? Dün. Tamam, buna 5 gün daha Favipiravir verin diyorum. Hocam yükleme yapalım mı diyorlar. Eğer bir günden az varsa arada yükleme yapmadan 2x3 tablet şeklinde devam ediyorum. Eğer yükleme bir günden fazla olduysa 8-8 yükleyip 3-3 idame yaptırıyorum. 10 güne tamamlıyorum. Diyorum ki D-dimer'ı 2. Böbrek yetmezliği var mı diye soruyorum. Diyor ki hocam kreatini 1.1, kreatin klirensi 67. İyi, kreatin klirensi eğer 30'un üstündeyse Clexane'ı normal dozda verebiliyoruz. Trombositini soruyorum. O da normal. Tamam, Clexane'ı 2x0.4 başlayın diyorum. İkinci ilacımı da başladım. Diyorlar ki hocam antibiyotik ne verelim? CRP'si biraz yüksek diyorum. Yani 150'nin üstü benim için anlam derecede yüksek oluyor. 50 idi cutoff ama burada diyorum ki buna bir tavanik başlayın. Levofloxacin 1x500 mg. Böbrek değeri kaç diyorum. Diyor ki hocam 67, daha yeni sormuştunuz ya. Tamam diyorum. Kreatin klirensini ne göre dozu ayarlamam gerekecek çünkü. 1x500 veriyorum. Ondan sonra eğer kötü buluyorsam yanına bir nozokomyal etkenleri kapsayacak bir antibiyotik daha ekliyorum ki eğer böyle kritik hastanız varsa enfeksiyoncuya danışırsınız. Ben genelde piperasilin tazobactam ekliyorum. İkili antibiyotik gibi oluyor. O da nozokomyal bir patojen. Özellikle pöstemonas olmasın diye. Tavanik ekledim, üçüncü ilaç. Dördüncü ilaç famodin ekleyin dedim. 1x40 mg. Lüzum halinde parasitamol verin dedim. Ateşi olursa falan. Hani ağrısı varsa. Hocam steroid verelim mi dediler. Bir BTS'ini açın bakayım dedim. BTS'ine baktım. BTS'inde %30 tutulumu var. Satürasyonu 88 civarında seyrediyor. Oksijenle 91-92. Diyabeti var mı diye sordum. Hocam diyabeti yok dediler. Peki iyi, şanslıyız dedim. Çünkü pretinol 250 vermeyi düşündüm. 3 gün 250 verip sonra bunu 80'e düşeceğim. Ama mutlaka şeker ve kanama kontrolü yapmanızı öneriyorum diye söylüyorum. Bu şekilde bir yönetim var. Bir de hasta daha yaşlı olup diyabeti olabilir. O zaman bu kadar yüksek steroid vermeniz çok mümkün olmayabilir. O zaman 80 gibi verip yakın şeker takibi yapıp şeker regülasyonu yapabiliriz. Geldiğinde değerleri böyle. Tedavimi başladım. 2 günde bir bakıyorum. CRP'si 167 idi. 2. günde 48 saatte genelde yarıya düşmesini bekliyoruz. 48 saatte bir. 167'den 120'ye düştü diyelim. Bu da olabilir. Çünkü belki yükselecekti daha fazla. Biz onu kırıp 2. günde düşürmüş de olabiliriz. 4. gün oldu. 80 oldu. 60 oldu CRP'si. Feritini de 1500'dü, 1100, 900 şeklinde geriledi. Değerlerimiz hep iyiye doğru gitme meyilinde oldu. Oksijen ihtiyacı 5 litreden oksijen alıyordu. Ve günden güne verdiğimiz pozisyon, verdiğimiz ilaç tedavisi, iyi beslenmeyle beraber hastanın oksijen ihtiyacı azalmaya başladı. Oda havasında satürasyonu 93-94 oldu. Yalnız asistan arkadaş geldi dedi ki bana, ya hocam her şey iyi gidiyor da bunun lenfositi biraz düşük seyrediyor diye sordu. Lenfositi 800'ün altı kötüydü biliyorsunuz. Ben de dedim ki steroid başlamış mıydık? Evet hocam. Steroid beyaz küreyi ve nötrofili ve trombositi arttırırken lenfosit seviyesini düşürebilir. Çok telaşlanma. Bizim için CRP burada daha değerli diye onu uyardım ve onun kafasındaki endişeyi de ortadan kaldırmış oldum. Ancak lenfosit değeri steroid almasına rağmen yükseliyorsa bu daha da iyi bir şey. Aslında daha hızlı iyileşiyor demek. Çünkü biz düşmesini bekliyoruz. Normalde lenfopeni olmasını bekliyoruz. Steroidle düşürüyordu. Buna rağmen hasta iyileşiyor. Onun için çok da telaşlanmayalım. Bu daha da iyiye gidişin bir göstergesi. Lenfositin daha da artması. Oksijensiz oda havasında kişi oturmuş televizyon izliyor. Yemeğini yiyebiliyor. Kalkıp yürüyebiliyor ise bu kişiyi taburcu edebilirsiniz. Satürasyon, oksijen satürasyonu
91-92 geçtikten sonra artık bu kişi kendi kendine evde tolere edebilir. Bunu daha fazla hastanede yatırıp acilde bekleyen daha kritik hastaların hakkını yememek lazım. Eve giderken ne yapacağız? Hastanın tedavisinin 7. gününde, 8. gününde eve tedavi verelim mi? Eve mutlaka vereceğiniz birinci tedavi Kleksan. Kleksan'ı en az bir ay tamamlanmasını istiyoruz. Özellikle kilolu, komorbid durumu olanlarda mutlaka bunu veriyoruz. Yanına kalp yetmezliği, diyabet gibi ileri yaş durumu varsa buna aspirin zaten verilebiliyor. Ama çıkarken D-dimer'ı 1'in altında 1x0.4 en az 20 gün daha, 2 hafta daha, 1 hafta daha süreyi tamamlayacak şekilde öneride bulunmak lazım. Çıkarırken kişiye şunu söylemek lazım. Mutlaka mobilize olacaksınız. Sakın ben hastayım deyip yatmayın. Çünkü bu hastalığın en önemli problemi küçük pıhtılar oluşturmasıdır diye uyarıda bulunmak lazım. Ve günlük en az 3000 adım atılmasını ben öneriyorum. Üçüncü olarak bu hastalara nefes egzersizi öneriyorum. Yine akciğer parenkimini kuvvetlendirmek için küçük su balonu şişirmesi ya da üfleyerek bir şeyleri şişirmeyi öneriyorum. Antibiyotik verelim mi? Antibiyotiği genelde 2 haftaya uzatmayı yeğliyorum. Tavanik 1x500 mg 7 gün almış. Bir kutu daha yazıyorum. 7 gün daha bunu içmenizi öneriyorum diyorum. Favipraviri 7. günde ise genelde kesiyorum. 10 günü uzatmıyorum. Artık ilk 7-8 günde maksimum 10 günde bir virüs problem çıkartıyor. Ondan sonra daha çok inflamatuar bir sürece dönüyor. Dolayısıyla çok uzatmamaya çalışıyorum. Çıkarıp o gün tedavisini kesmeye çalışıyorum. Başka aslında size hocam vitamin alayım mı diye belki aranızdan soru soracak olanlar vardır. Yani hastayı taburcu ettik. Hastayı taburcu ettikten sonra ya da hastanede yatarken işte çinko, D vitamini, C vitamini verelim mi ya da hastalarımız alsın mı? Bunları almak konusunda aslında kontraindike bir durum yok. Ben hastalarıma kesinlikle iyi beslenmelerini öneriyorum. Dışarıdan yemek getirebilirsiniz diyorum. Paça içebilirsiniz, sıcak çorba olabilir, et suyu olabilir. Yani iyi ve doğal beslenmelerini öneriyorum. Eğer gözle görülür bir D vitamini eksikliği varsa ve bunu tespit ediyorsanız mutlaka bunu destekleyin. Çünkü COVID hastalarının %80'inde D vitamini düşük olduğu gözlenmiş. Ama biz biliyoruz ki normal popülasyonda da düşük zaten bu. Hani düşük olduğu için mi COVID oldu? Ben çok öyle olduğunu zannetmiyorum. Zaten düşüktü. Bir Ezgi Hanım bir şey mi söylüyor? Evet, o zaman sessiz alıyorum. Devam edeyim. Şöyle. Hakan hocam gitti ya. Düştü mü acaba? Vitamin verelim mi, vermeyelim mi? Vitamin dediğim gibi C vitamini alınabilir. Ama asıl C vitamini biz yoğun bakımda yatan hastalarda çok yüksek dozda öneriyoruz. Onun için yani düşük dozlarda almanın çok da etkili olduğu gösterilmemiş. Ben çok da önermiyorum. Hastalarıma diyorum ki iyi beslenin, iyi beslenin. Ve şu bazı 4-5 tane ilaç var, bunları kullanın diye öneride bulunuyorum. Aslında benim anlatmak istediklerim bu kadar. Hastayı taburcu ettik. Ne yapacağını da anlattık. Hani sorularınız varsa bu noktadan sonra sorularınızı alıp soru cevap yapabiliriz biraz da. Sonra da sunumu bitirebiliriz. Hakan hocam bir şey derseniz önce size... Ben sorularımı hazırladım. Öncelikle çok teşekkür ederim. Gerçekten ben bunu ikinci kez dinledim ama yine çok keyifle dinledim. Ve çok işime yaradı. Umarım arkadaşlarım da işine yarar. Ben şeyi soracağım. Ateşi olan bir hastayı ateşinden sonra ne kadar zaman tutmalıyız hastanede? Yani hastanın bütün parametreleri iyi gidiyor ama ateş oldu diyelim. Yine de taburcu edebilir miyiz? Yok. Bence çok güzel bir soru oldu bu. Şimdi hastayı taburcu etmeme kriterleri var bir de. Yani taburcu edelim ama her şey iyiye gidiyor. Bir kişinin eğer ateş oluyorsa, ateş dediğim 38 derecenin üzerinde bir ateş. 38'i geçen bir ateşi varsa o kişi en az 48 saat hastanede gözetim altında kalmalı. Bunu 48-72 saatte diyebiliriz ama en az 48 saat dersek bunu bu şekilde kurtarmış oluruz.
ateşi mutlaka bakılmasını öneriyoruz. Ateşliyken mutlaka nabzı da görmek isteriz. Bizim için önemlidir. Gerçek bir ateş midir, nedir, ilaç ateşi midir? Bunun ayrımını yapmak için ateş önemli bir parametre. Ateş varsa 48 saatte hastayı lütfen yollamayın. Bu akciğer parenkimde bir hasarı gösterebilir. Ya da başka bir şey olabilir. Hemen odak bakmak lazım. Acaba idrarından bir şey var? Acaba işte akciğer parenkim mi kötüleşti diye düşünebilir. Ha bir de şu belki konuşulabilir, belki soracak olan vardır. Kontrol tomografi çekelim mi? Kontrol tomografiyi ya da ne zaman çekelim? Eğer ki... Bir de kontrol tomografinin yanına hocam, PCR'ı da yenileyelim mi? Ya PCR tekrar yenilenir mi yatarken? Onu da cevaplarsan. Tabii. Şimdi önce tomografiyi söyleyeyim. Tomografi şu şekilde. Biz hastanın yattığında ilk tomografisini görüyoruz. Ve çektirebilirsek yanında bir de akciğer grafisi çektiriyoruz aynı seansta. Çünkü eğer ihtiyaç olursa, ne zaman ihtiyaç olur? Satürasyonu kötüye gider, hastanın ateşi olur. Genel durumu kötüleşir. Akciğer parenkimi kötüleşiyor mu diye bakmak için ya kontrol BT çekerim. Genelde bu 5. günde, 6. günde olur. Bu hastalar genelde tedavinin 5. 6. gününde kötüleşir. Ki bize gelen hastalar şu anda yatan hastaların çoğu 5. 6. gününde geliyor. Bir sorgularsanız hep öyle karşılaşacaksınız. Tedavinin 5. gününde tedavi bitmek üzereydi, kötüleşti diye. O zaman kontrol BT çekilebilir evden geliyorsa. Yatan hasta tedavisinin 5. 6. gününde kötüleşirse, yattığında eğer akciğer grafi varsa akciğer grafisiyle kontrol etmenizi öneririm. Durduk yere radyasyon aldırmadan. Çünkü tedavi protokolümüzde ciddi bir değişikliğe neden olmayacak. Sadece ya akciğer parenkimi %20 tutulmuştu, %50'ye çıkmış. İşte steroidi şu dozda verelim ya da buna anakinra verelim ya da buna tosuzumab verelim diye bize yardımcı olacaktır tomografi çekimi. Bu da erken dönemde. Ya her şey iyiye giderken tomografi çekmenin bir mantığı yok. Bazı hastalarımız ya ben tomografi çekmeden çıkmam diyor. Genelde eğitim seviyesi yüksek, üniversitede öğretim üyesi olan hocalarımız bir tomografimizi görmeyelim mi hocam diye. Vallahi diyorum biz görmüyoruz ama görmek istiyorsanız radyasyonu siz alacaksınız. Buyurun çektirelim. Çektiriyoruz. Daha iyileşmiş. Mutlu oluyor tabii. Ama bir radyasyon da almış oluyor. İkinci soru neydi? Hakan hocam bir şey sormuştu. PCR da yatarken yenilenir mi? PCR pozitif bir hasta yattı. Şimdi PCR'e bakanlık hasta olanların geri dönüşünde bile artık baktırmıyor. Kime bakalım? Bakacağımız hasta şu. Ya bu belki sizi çok ilgilendirmeyebilir ama beni çok ilgilendiriyor. Ben genel koordinatör olunca yer mi kalmadı? Nereden yer açarım? Yeni servis mi açayım? Yoğun bakım mı açayım? Benim derdim şu. Hasta yatıyor ve bu hastanın hastanede yatış süresi belki 3 haftaya kadar uzayacak. Yani onu öngörüyoruz. Adamın kalp yetmezliği var. Ya da işte femur başı kırılmış, COVID olmuş. Mide siyağı, COVID olmuş. Bu hasta hastanede yatacak gibi duruyor. Hemen bu hastaya 3. 4. günden sonra bir PCR alıyorum. Gördüğüm PCR negatifse 24 saat sonra bir PCR daha alıyorum. O da negatifse diyorum ki onkoloji hocama ya da ortopedi hocama, sayın hocam diyorum, bu hasta en az 2-3 hafta daha yatar. Biz COVID tedavimizi 5 günde doldurduk. 2 PCR'ımız da negatif. Rica etsem bu hastayı alır mısın diyorum. Hiçbir şey diyemiyor. Hastayı bir yere devretmek istiyorsanız PCR'ına bakın. Yoksa eve yollayacağınız hastaların PCR'ına bakmayın. İş yükü, çalışan için iş yükü, mikrobiyolog için, alacak kişi için bir iş yükü. Bazıları kendini rahatlatmak için hani ya benim evde işte immünsüpresif birim var diye şeyler söyleyip hani alabilir misin diye söylüyor. Biz diyoruz ki sizin karantina süreniz bir miktar daha olacak evde. Onun için maskeli bir şekilde durmanız yeterli olacaktır diye söylüyoruz. Başka soru var mı? Ben de bir soru sormak istiyorum. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi sunumunuz. Çok açıklayıcıydı. Hatta iki soru soracağım. Tabii. Bir tanesi şu. Asemptomatik gebelerde rutinde Crexan yazmalı mıyız? Yani hiçbir ateşi yok, herhangi bir şey yok, COVID pozitif gelmiş, temas öyküsü var ya da sürüntüsü pozitif gelmiş. Kan değerleri de normal. Biz bu gebeye Crexan reçete etmeli miyiz ayakta?
Hocam ben bir toplantımı göğüs cerrahlarıyla yaptım. Bakanlık şöyle diyor. Eğer diyor ki kişi diyor risk faktörü varsa ve değeri normalse verin diyor. Ya da diyor birin altındaysa risk faktörü olmasa bile 1 çarpı 0.4 başlayın diyor. Birin üstündeyse de 2 çarpı 0.4, 0.6, 0.8 başlayın diyor. Ben gebelerin zaten bir tromboemboliye yatkınlığı olduğunu düşünerek mutlaka verilmesini öneririm. Böyle bir riske de girmem. Sizin de vermenizi öneririm. Biz buradan çıkardığımız tüm hastalara Kalexan veriyoruz. Hatta göğüs cerrahları der ki hocam bu birin altında olsa dahi bizim tecrübemiz bunun 2 çarpı 0.4 şeklinde verilmesi diye öneride bulundular yatan hastalar için. Ben vermenizi öneririm hocam. Böyle bir yatkınlıkları var zaten gebelerin. Evet, biz genelde hani yatırmadıklarımızı ayaktan veriyorduk ama başka hani obezite vesaire başka yani daha biz aslında baştan beri veriyorduk. Fakat vermeden mesela 8 hafta gebelik vermeden kaçanlar da olabilir. Hani ona o zaman daha dikkat etmemiz Bence gerek. verin hocam. İkinci. Bu çünkü en önemli komplikasyonu tromboemboli. Pat Evet. diye hastalar kötüleşiyor, solunum arrestiyle geliyorlar. İkinci sorum da şu olacak. Biz klinik olarak her hastadan rutin yatırdığımız hastalardan rutin PCR alıyoruz. Hasta doğumhaneye yatıyor, doğumunu yapıyor, hiçbir semptom yok. Ertesi gün sonuç çıkıyor ve pozitif. Şimdi biz bu hastaya tedavi başlamamız gerekiyor. V veya dediği için anne sütü ne de favipavir geçtiği için Prekuenil mi başlamalıyız, favipavir mi başlamalıyız? 24 saat sonra obstetrik bir patoloji yoksa taburcu etmeli miyiz? 3 gün bekletmeli miyiz? Yani buna ne diyorsunuz? Bu şu an en sık yaşadığımız şeylerden biri. Şimdi burada anlatımımda bir eksiklik olduğunu da fark ettim. Çünkü kadın doğumcu ekibi anlatıp gebelerde plakuanil ve biz kaletra veriyoruz. Kaletra bir protease inhibitörü. Önce kısaca ondan bahsedeyim sonra ne yapacağımızı konuşalım. Ve plakuanil veriliyor. Plakuanili kaletrayı biz özellikle gebelerde HIV pozitif hastalarda kullanıyorduk. Burada da bir protease inhibitörü olarak aslında kullanıma girdi. 10 gün gibi bir süre kullanılıyor. Bazıları 14 güne kadar da uzatabiliyor ama ben eğer asemptomatikse gebelere genelde tedavi vermiyorum hocam. Kar zarar oranına bakıyorum. Kliniği ise vermiyorum ama hasta öksürüyorsa semptomatikse ben plakuanilci değilim. En başta söylemiştim. Kaletra veriyorum. Kaletra daha önce benim HIV gebelerde de tecrübelerim olduğu için kaletrayı öncelikle kullandırtıyorum. Ve mümkünse 10 gün yatırıp 10 güne tamamlamaya çalışıyorum. Çünkü kaletrayı eve veremiyoruz. Peki plakuanil gebelerde verelim mi? Ben kimseye vermiyorum. Gebeye de vermem. Ama başka kaletrayı vereceğim için vermiyorum. Plakuanili vermekle vermemek bana göre bir fark olmadığı için ben tercih etmiyorum. Siz de tercih sizin. Yani kılavuzda var. Verseniz kimse bir şey demez. Peki doğum yaptı, iş bizden çıktı diyorsunuz değil mi? Ben öyle anladım ne yapalım diye. Yani ne Şimdi yapalım? Evet, çünkü çok yatak sayımız çok yetmeyecek yani böyle giderse. bu hastalarda favipravir veremiyoruz. Favipravir gebe emziren ve loğusalarda kontraindike. Ben 3-4 gün sonra eğer ki illa emziren bir anne illa ki favipravir yani vereceksem ve favipravir veriyorsam diyorum ki hani bir müddet şey yapın öteleyin emzirmeyi. Favipravir kullanın 5 gün. Kliniğiniz biraz toparlasın çünkü o virüs yükünü bir kıralım. Çocuğu mamayla besleyin. Kestikten 3-4 gün sonra da geri sütünüze dönebilirsiniz diye öneride bulunuyorum. Peki plakuanil verelim mi vermeyelim yine ben vermiyorum yani. Tamam. Peki. O zaman yani taburculuğu da hiçbir semptom yoksa favipavir de vermedik. 2 gün sonra taburcu edebiliyor muyuz? Eğer satürasyonu Normal doğum yapmışım. normal doğum yapmış bize soruyorlar genelde. Yine kadın doğumcular mutlaka bizde bir paslaşıyorlar hani ne yapalım diye. Bakıyorum oda havasında soluyor. Genel durumu iyi. Kalexan'ını verin. Favipravir'i anlatıyorum bu şekilde almak isterse alsın. Kaletre almış mı diyorum. Diyor ki 2 gündür almış. Var mı bir semptomu? Yok. Tomografisi var mı diyorum. Doğurdu ya artık. Hemen bir tomografisini çektiriyorum. İyi mi kötü mü ona bakıyorum. Ondan sonra yazarken buna tabanik yazamıyorum emzireceği için. Suprax 1 çarpı 400 miligram yazıyorum. Hani toplum kökenli pnömoni gibi.
Suprax'la beraber Clexan'ını veriyorum, Paron'unu veriyorum. Eğer kabul ederse Favreb'ini veriyorum. Kabul etmezse de bu şekilde yolluyorum. Satürasyon iyiyse gidebilir yani. Tamam, çok teşekkür ederim. Peki hocam, ben teşekkür ederim. Ben Neşe hocamı bir ara gördüm. Neşe hocam da bizim burada beraber çalışmıştık. Neşe hocam nasılsınız siz? Evet. Geliyor musun? Göremiyorum. Şimdi sesiniz de gitti hocam. Sesinizi tekrar açabilirseniz. Ben açabilir miyim bakayım? Açarsın. Evet, şöyle. Neşe hocam, mikrofona dokunur musunuz? O ekranınızdaki mikrofona dokunduğunuz için sesiniz gitti. Tamam. Şimdi ben oldu mu? Geldi hocam, evet. Geldi hocam. Tamam. Neşe hocam, iki aslında kadar beraber çalıştık, onun için görmüşken selam da. Evet, şimdi yapabildim. Evet, ben dinledim, şey yapmamak için, araya girmemek için. Aslında soruları soracaktım. Gülsüm sordu hepsini. Selçuk hocam, ben de memnun oldum sizi görmekten. Yoğun günlerinizde bize vakit ayırdınız. Gerçekten çok faydalandık. Teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ederiz. Maraş'a da selamlar, tamam. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Başka soru ha, ben bir şeyi sorabilir miyim? Buyurun hocam. Antibiyotik loğusaları taburcu ederken antibiyotik mutlaka yazalım mı, yazılsın mı? Akciğer tutulumu varsa mutlaka yazılsın. Pnömonisi varsa, hı-hı, yani doğumdan, hı-hı, sonra hastayı mutlaka görüntülemeye yollayabiliriz. Hatta biz eğer satürasyonu kötüyse biz bebeği koruyarak da film çektiriyoruz. Yani bir direkt grafi çektirip görüyoruz. Çünkü böyle %40 tutulumu olan baktık çok kötü. Acil sezeryen almak durumunda kaldık. BT'sinde tutulumu olan hastalara antibiyotik vermenizi öneriyorum. Sekonder, tamam, çok teşekkür. Spesif bu hastalar. Öyle düşünmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Selçuk hocam, teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hocam, ben bir şey sorabilir miyim? Belki orada soru gelirse diye. Şimdi kardiyolojide asistanların çoğunun, hastalar arrest olduğunda, tabii PCR pozitif COVID'li hastalardan bahsediyorum, kontrolsüz bir şekilde bu hastalara müdahale etmelerinden dolayı hasta olduklarını öğrendim. Bizim diyelim ki klinikte yatan bir hastamız arrest oldu. Ne yapalım yani? Şimdi hemen üstümüze giymek için bekleyelim mi hocam? Ne yapalım? Şimdi bizim COVID servislerinde kişisel koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili mutlaka her çalışana, hani benim burada herkes imza karşılığında eğitim alır. Kişisel koruyucu ekipman nasıl giyilir, nasıl çıkarılır, el hijyeni nasıl yapılır diye. En az iki defa belki eğitim almışlardır ki biz bunu aralıklı olarak da yaparız. Şimdi pandemide bir laf vardı. Pandemideki laf şudur. Pandemide aciliyat yoktur. Pandemide önce kendimizi koruyacağız. Yani buradaki herkes, orada biri ölüyor olabilir, genç olabilir. Tanıdık biri de olabilir. Kesinlikle eldivenizi takmadan, üzerinizi giyinmeden, siperliğinizi takmadan, FFP2 maskenizi takmadan, aman hasta ölüyor ben atlayayım kurtarayım onu, ben hastan öleyim. Hayır. Kimsenin kimseye şu dönemde kahramanlık yapmasına gerek yok. Çünkü arkadaşlar, bizim hastaların bize çok daha fazla ihtiyacı var. Bize bir şey olmaması lazım. Dolayısıyla acele etmemek lazım. Öncelikle kendimizi koruyacağız. Sonra ilk müdahale yapılabilir. Sonra mavi kot verilir. İlgili kişiler gelir, yardım eder, yaparlar. Kimse bu hastaların üzerine atlayıp aman ben kurtarayım derdine düşmesin. Pandemide aciliyat yoktur. Bir de bir şey daha söyleyecektim. Bir de şu yani sıklıkla sağlık çalışanları miyokardit, perikardit oluyor. İlginç bir şekilde bir tane Elazığ'da, bir tane İstanbul'da takip ettiğim iki farklı doktor arkadaşımız perikardit gelişti. Bu perikardit gelişen iki doktorumuz çocuğu bir alır mısın? Pardon ya, bizim evde 4 tane çocuğum var benim, ellerinizden öper. Odayı maşallah. İyi sabrettiler yalnız, maşallah. Hadi bakayım çocuklar. Evet, kusura bakmayın. Şunu söyleyeceğim. Özellikle perikardit olan hastalar, yani içimizden biri de olabilir. Bu kişiler sırt üstü yatınca genelde bir göğüs ağrısı oluyor. Ve troponin değerleri
ve CKMB değerlerinde yükseklik oluyor bu hastalarda. Hatta kreatin kinazda da yükseklik olabiliyor. Bu hastalara EKG ve eko çekmek lazım. Ve hastaya şunu söylemek lazım. Siz kalkıp öne doğru eğildiğinizde göğüs ağrınız azalıyor mu diye sorarsanız ve bu azalıyorsa bilin ki bu kişinin perikardiyal ya da miyokardiyal tutulumu vardır. Mutlaka bu yönde kardiyolojiden destek almanızı öneririm. Bu hasta grubunda kolsim kullanmasını öneriyoruz. 2x1 dozunda 3 hafta kadar kullandırıyoruz. Sonra 6 aya kadar 1x1 dozunda devam ediyoruz. Bunu ama kardiyolojiyle konuşuruz. Benim hani bizim hastanede Osman hocam da burada mı bilmiyorum ama hani diğer hocalarımdan da beklentim şu. Biz baz tedaviyi mutlaka hastalara verelim. Hasta orada bir gün önce yatıp hiçbir tedavi almadan durmasın. Bu tedavileri başlasın. Zaten virüs enfeksiyonlarını biliyoruz. Daha önce de oseltamivir kullandık. Semptomatik tedavi ettik. Yani burada da oluşabileceklerin hep önüne geçmeye çalıştık. Hep değerler şu değer böyleyse bunu yapacağız. Bu değer böyleyse yani biraz bakteriyel enfeksiyonlar gibi değil. Daha çok semptomatik yaklaştığımızı görüyoruz. Yani bu Kırım Kongo kanamalı ateşinde de böyle. İşte H1N1'de de böyle. COVID-19'da da bu şekilde devam ediyor. Hep semptomatik yaklaşmak gerekiyor. Antiviral bir ilacınız varsa yanına ek olarak da onu veriyoruz. Başka sorusu olan var mı? Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Zehra ben. Zehra Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki enfeksiyon arkadaşım. Enfeksiyoncu arkadaşım Gazi'den geldi kendisi. Evet Zehra. Hocam şöyle mesela CPR'da bahsederken çok belki kaçırmış da olabilirim kusura bakmayın ama mesela 60 yaş üstü hastaların COVID pozitif hastaların CPR indikasyonu var mıdır? Yani yapmalı mıyız ya da belli bir yaş sınırı var mıdır? Vallahi ben şimdi benim yoğun bakım koordinatörüm Hafize Öksüz burada. Onun DNR'i kabul ettiği hastalar var. Bunu ellemeyin diyor ama ben böyle bir sınır koymuyorum. Ülkede her gün hepimiz yaş alıyoruz. Bence o 60 yaşı biraz arttırsak iyi olur. Yani bir sınır yok tabii. 90 yaşındaki hastaya da müdahale ediyoruz. Yani ben birisine özellikle müdahale etmeyin demiyorum. Ben böyle bir şey söylemeyi de uygun bilmiyorum. Yani hasta başında değerlendirmek lazım Zehra. Yani hani bu böyle bir cut-off'um yok benim. Bizim daha önce 2 ay yoğun bakımda çalışmıştık. Orada yani bazı hastalara DNR gibi yaklaştığımız oldu. O yüzden merak ettim. Ben hep şunu söylerim. Anestezi yoğun bakıma visiteye giderim. Derler ki bu DNR der asistan bana. Ben asistanken oluyor bu olay Çukurova Üniversitesi'nde. İşte biz ona tedavi başlamaz falandık. Sonra hoca geliyor diyor ki buna niye antibiyotik başlamadınız? E diyorum ki buna DNR dediler. Kim dedi diyor. Yani öyle bir DNR lafı dolanıyor ama bence hukuki bir şeyi yaşamamak adına her hastayı yaşayacakmış gibi tedavi vermek gerektiğini düşünüyorum. Hani müdahale eder miyiz? Belki çok uzatmayabilirsin hasta dönmüyorsa. CPR yapmak gerekir diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim hocam. Daha sorabilir miyim? Bayağı hakkımı fazla kullandım ama. Yok hocam olur mu? Buyurun. Bir de şunu sormak istiyorum. Mesela bir hastamız COVID yani CPR pozitif COVID gebe hastamız tabii bizim genelde. 14 gün süreyi doldurmuş. Sonrasında tabii ki şey yapılmıyor artık. İkinci sürüntü yapılmıyor. Bu hastayı tekrar doğumhaneye aldığımızda doğum ya da sezaryanda yani bir ay süre dolmadığı için yaklaşımımız nasıl olmalı? Yani temiz alanda mı almalıyız, kirli alanda mı almalıyız? Hocam bakanlık bazı şeyleri değiştirdi. Hani en başta diyordu ki işte 14 gün karantina olacak. İşte şöyle olacak. Şu andaki yaklaşım şu 14 gün yani hastaysa birisi 10. günün sonunda bu kişi normal iş yerine gidip çalışabilir diyor. Maskesini takacak çalışacak diyor. Eğer ki siz bunu sezaryen alacaksanız yine cerrahi maske takıp karşıdakine siz de FFP2 maske takıp bu hastayı 14 gün geçtiyse normal alanda alabilirsiniz. Zaten bakanlık da bunu yapın diyor. Ama hani bu %100 doğru mu? Şimdi benim bir tane hocam burada pozitif. 10. günde test aldırdı. Normalde ben şu anda kendi polikliniğimde hiçbir çalışana 10. günde PCR bakmıyorum. Ama hoca olduğu için baktırmış ve pozitif. Şimdi ne yapacağız bu hastayı? Çalıştıracak mıyız? Çalıştırmayacak mıyız? Bakanlık diyor ki maskesini taksın çalışsın.
Ama PCR pozitif olan hastayı ben o kadar kişinin içerisine nasıl sokacağım? Yani çelişkiler var. Ama bakanlık der ki eğer bunun süresi dolduysa siz bunu normal kabul edin. Onun için size resmi olarak normal kabul etmek durumundasınız. Benim önerim sadece FFP2 maske takarak ameliyata girin. Selçuk Hocam ben süre çok az kaldı. Belki yeniler miyiz bilmiyorum. Herhalde yenilemeyiz artık. Çok hızlı bir şey sorayım. Sizde de aynı sorun var. Bizde de çok ciddi sorun. Hastaların yerinin olmaması. Kadın doğum hastaları içinde biz şu an ben ve dört arkadaşım bir COVID servisini çeviriyoruz. Hastaları taburcu ederken biz illa göğüs hastalıkları ya da enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından onay almak zorunda mıyız? Senin Hayır. söylediğin, biraz önce tarif ettiğin taburcu kriterlerine uyuyorsa, hasta o hani kalkıp rahat rahat yürüyorsa, oksijen almadan saturasyonlar 92'nin üstündeyse, yani hastanın bütün prognostik faktörleri iyiye gidiyorsa, ben bir kadın doğum doktoru olarak hastayı taburcu etsem bu medikolegal bir sorun oluşturur mu? Ya da bir gebe hastayı bu şartlarda iyi olduğunu düşünüyorsak Olmaz taburcu hocam. edebilir miyim? Olmaz. Niye? Hasta kimin adına yatıyor? Senin adına yatıyor. Sen enfeksiyon, mesela bizim hastanede dün olan bir olayı söyleyeyim. Psikiyatri hocası hastayı taburcu edecek enfeksiyona danışmış. Bana danışmadı, başka bir hocamıza. Ve psikiyatri hocasına verilen cevap ilgili öğretim üyesi buna kendi karar versin. Çünkü kendi adına yatan hastayı niye bana soruyorsun taburcu edeceğim diye yazmış. Bence sizin adınıza yatan bir hasta ki sizin adınıza yatıyor artık hastalar. Herkes kendi adına yatırıyor. Senin adına yatacak hasta da kriterler belli. Yollamanda bana göre hiçbir sakınca yok. Ama hani bana ya da bana sorsam ben oraya not koyarım. Çünkü COVID biraz herkese uzaktı. Onun için koyarım. Ama bunu rutin hale getiriyorsa karşıdaki kişi onu da yapmak istemem. Çünkü kriterler belli aslında. Yatış kriterleri belli, çıkış kriterleri belli, yoğun bakıma gidiş kriterleri belli. Ve bunu bakanlık düzenli olarak yeniliyor. Ha, bu arada COVID-19 rehberi Gov.tr var. Mutlaka oradan yani bu hastaların takibi ile ilgili çok net. Yani sizin elinizi güçlendirecek, hukuki hiçbir probleme düşmeyeceğiniz şekilde her şey çok net anlatılmış. Oradakine uygun davranırsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Hastayı sizin adınıza yattığı için sizin taburcu etmenizde ben sakınca olacağını görmüyorum. Ama kritik arada kalınan hastalara yapılabilir. Bir dakikadan az kaldı. Evet, teşekkür faslında geçeyim o zaman. Bir dakikadan az kaldıysa. Tabii Selçuk soyadımızdan da görüyorsunuz benim kardeşim. Gerçekten enfeksiyonda da çok değerli işler yaptı bu süreçte. Ben gurur duyuyorum onunla. Bizim çok özel bir ilişkimiz var. Tabii kardeşiz ama bizi de kırmadı. Geldi burada bu bilgilerini, deneyimlerini bizimle paylaştı. Ben çok teşekkür ediyorum. O zaman kapanışı Selçuk Hocam süre yettiğince yapın. Buyurun. Tamam. Ben de aslında böyle bir fırsatı verdiğiniz içindeyim. Her gün konuşuyoruz ama güzel oldu. Ben bu konuşmaları ben de kaydettim. Size de atarım. Hani tekrar dinlemek gerekirse İyi olur. soru cevap da yapabiliriz. Ben de hepinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Beni dinlediğiniz için. Osman Hocam, Zehra Hocam ve Adana ekibi olarak söyleyeyim ben. Bu arada o Zehra bizim Zehra, sizin Zehra değil.